Mensupları bugün Ankara'da değerli meslektaşım Letonya Dışişleri Bakanı Sayın Brajey'i misafir etmekteyiz. Kendisine huzurlarınızda bir kez daha Ankara'ya hoş geldiniz diyorum. Sayın Bakan Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmekte. Türkiye ve Letonya arasındaki ikili ilişkiler sağlam temeller üzerinde güçlenmeye devam ediyor. Bu konudaki irademizi değerli meslektaşımla bugün bir kez daha teyit etme imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artılmasını hedefliyoruz. Ekonomik işbirliğimizi hem geliştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Ticaret hacmimiz son yıllarda önemli artış kaydetti. İnanıyoruz ki 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşarak yakın zamanda bu hedefi daha da inşallah yükselteceğiz. Ticaret, yatırımlar, müteahhitlik ve ulaştırma başta olmak üzere pek çok sektörde ilişkilerimizi daha da ilerletebiliriz. Letonya ile tesis ettiğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi bu anlamda çok önemli bir mekanizmadır. Komitenin ikinci toplantısını ilk fırsatta gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca şirketlerimiz Letonya'ya daha fazla yatırım yapma konusunda istekliler. Biz de şirketlerimizi bu konuda cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Bu noktada zaman zaman bazı sorunlarla karşılaşılabiliniyor. Bu konuyu da Sayın Meslektaşıma ifade ettim. İki NATO müttefiki olarak savunma sanayi alandaki işbirliğimizin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu alandaki işbirliğimizi somut projelerle güçlendireceğiz. Değerli mevkidaşımla ayrıca terörle mücadele konusunu da ele alma imkanımız oldu. Özellikle FETÖ ile mücadelede daha kuvvetli işbirliği ve somut adımlar atılması beklentimizi buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünkü basın toplantımızda da ifade etmiştim. FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ve asla rehavete kapılmayacağız. Değerli arkadaşlar, görüşmelerimizde ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini ve güncel bölgesel meseleleri de ele alma imkanımız oldu. Letonya, AB üyelik sürecimize samimi destek veren ülkelerden biri. Bu vesileyle tekrar kendilerine de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedeftir. AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde gelişilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu hususu yeri geldiğince vurgulamaktadır. Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz. Bugün Rusya-Ukrayna savaşı bağlamındaki gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi altını bir kez daha çizdik. Biliyorsunuz dün Ukrayna Dışişleri Bakanı Sayın Sibiha ile son derece önemli istişareler gerçekleştirmiştik. Ukrayna'daki savaşın bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Dün de söylediğim gibi sahadaki çabalar müzakere süreçleriyle desteklenmelidir. Barışı hedefleyen her türlü girişimi destekliyoruz. Değerli basın mensupları, evrensel değerlerin evrensel olarak uygulanmadığı bir çağda yaşıyoruz. Türkiye olarak uluslararası hukukun dünyanın hem kuzeyinde hem de güneyinde uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın bir an önce son bulması için çaba gösteriyoruz. İsrail'in Lübnan'daki saldırısının durmasını istiyoruz. İsrail sivilleri öldürerek barışa ve güvenliğe ulaşamaz. İsrail'e ve tüm Orta Doğu'ya barış ve güvenlik gelmesini istiyorsak, Filistinlilerin kendi ülkelerinde kendi devletlerini kurmalarını uluslararası kamuoyu olarak desteklemeliyiz. Değerli arkadaşlar, gelecek yıl Letonya ile diplomatik ilişkilerimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. İşbirliğimizi bu yıl dönümüne yakışır biçimde derinleştirmek istiyoruz. Ziyareti için değerli meslektaşım Sayın Brajey'e tekrar teşekkür ediyorum. Buyurun, söz sizde. And good afternoon everyone. It's a pleasure to be in Ankara.
It's my official visit here. Burada resmi bir ziyaret için bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'na söz verdiğim gibi ilk 6 ay içerisinde bu ziyareti gerçekleştirmeye çalıştım ve neredeyse günü gününe gerçekleştirdim. Burada bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. İlişkimiz çok uzun, çok derin ve son derece verimli. Türkiye gerçekten 100. yılını kutladı. Letonya Cumhuriyeti de bizim için son derece önemli bir tarihe sahip. Önümüzdeki yıl 100. yılını kutlayacağız ve sayın dostum Hakan Fidan'ı Letonya'yı ziyaret etmesi için davet ettim. Kendisi de bu davetimi kabul etti. Bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerin tekrar tesis edilmesinin 33. yılını kutluyoruz. Dolayısıyla bir kez daha bu çerçevede Anıtkabir'i ziyaret edebilmek benim için son derece önemliydi. Son derece önemli bir ilişkimiz var. Bizi bir araya getiren şu, biz gerçekten güvenliğin önemini, savunmanın önemini anlıyoruz. NATO'da müttefikiz ama aynı zamanda son derece coğrafi anlamda önemli bölgelerde bulunuyoruz. Türkiye'nin güney kanadı için yaptığı ve NATO'nun tamamı için yaptığı tüm çabalar gerçekten çok takdire şayan. Biz güvenliğimizi ve savunmamızı son derece önemli bir husus olarak değerlendiriyoruz ve gayri safi iç hasılamızın %3'ünden fazlasını savunmaya aktarıyoruz ve birçok ekonomik soruna rağmen bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda gayri safi iç hasılamızın %1'ini sadece savunma anlamında değil, insani destek anlamında da Ukrayna'ya aktarıyoruz. Bu anlamda Rusya ve Belarus'la sınırlarımızı güçlendiriyoruz. Çünkü gerçekten bu dış sınır bizim için son derece önemli. Hem NATO'nun dış sınırı hem de Avrupa Birliği'nin dış sınırı. Türkiye'nin de böyle gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla farklı coğrafi bölgelerde bulunmamıza rağmen aslında karşılaştığımız zorluklar son derece önemli. Dolayısıyla bunlarla mücadele etmek için çok ciddi çalışmalarımız olması gerektiğini biliyoruz. İkili anlamda Türkiye'nin önümüzdeki hafta Riga'da Kırım platformunun parlamenter zirvesinde son derece üst seviyede bir heyetle temsil edileceğinden çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda Ukrayna'ya vereceğimiz toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, hepimizin Birleşmiş Milletler şartında hukuki olarak bağlayıcı olan tüm ilkeleri destekler şekilde burada bulunmamız ve temsil edilmemiz son derece önemli. Ekonomik işbirliği anlamında gerçekten bu ilişkinin çok daha farklı seviyeye geliştirebilmesi konusunda ben de hemfikirim. Hükümetler sadece kolaylaştırıcı, işte bunun için zaten İstanbul'da Fahri Konsolosluğumuzu açtık ve iş adamları arasında bir ilişkinin tesis edilmesini destekliyoruz. İyi ilişkilerimiz var ama daha da geliştirilebileceğine inanıyorum ve ilişkimizin ikinci önemli sütununu oluşturuyor. Üçüncü önemli ayak ise aslında halklar arasında ziyaret. Binlerce Letonyalı Türkiye'yi her sene ziyaret ediyorlar. Biz de Türkiye'den daha fazla sayıda Türk dostumuzu Letonya'yı ziyaret etmesini bekliyoruz. Sadece Avrupa'da en eski kültürler ve dillerden biri olmakla kalmıyor. Aynı zamanda yılbaşı ağacının süslenmesiyle ilgili geleneğin doğduğu ülke ve aynı zamanda gerçekten Londra'da Imperial College'ın yapmış olduğu çalışmalara göre en uzun boylu kadınların da bulunduğu ülke. Dolayısıyla biz ormanları ve bu geleneklerimizle son derece önemli bir ilişki içerisindeyiz. Türkiye'nin de orman yangınlarından etkilendiğini biliyorum. Bunları nasıl yönetebileceğimiz konusunda birlikte çalışabiliriz. Önümüzdeki yıl buradaki büyükelçiliğimiz çok önemli bir kutlama programı gerçekleştirecek. Aynı şeyi biz Letonya'da da yapmayı diliyoruz. Tabii ki önümüzde zorlu engeller var. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bütün uluslararası dünya düzenini ortadan kaldırdı. BM şartını ihlal etti, bölgesel güvenliği ihlal etti ve çok net bir biçimde Avrupa Atlantik güvenliğine tehdit getirdi. Aynı zamanda terörizmin boyutu da var. İşte bu nedenle NATO'da iki tehdit belirledik. Rusya ve terörizm. Rusya ittifakın en önemli tehditlerinden bir tanesi. Terörizm de yine asimetrik bir tehdit olarak vatandaşlarımıza ve ülkelerimizin güvenliğine önemli bir tehdit. Dolayısıyla bu anlamda terörizmle mücadele konusunda çok önemli bir ilişki olduğunu biliyorum. Riga'daki meslektaşlarım bundan son derece memnunlar. Biz bunu çok ciddiye alıyoruz ve gerçekten bu anlamdaki işbirliğinin ülkelerimizin refahı ve güvenliği için korunması gerektiğine inanıyoruz.
Bu düşüncelerle sanırım beyanlarımızı ve ilk ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk. Ama konsültasyonlarımızı ve ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler.